Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Şimdi bu konuya dair son bilgileri aktaracağız. Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Kanlı şu anda telefon attığımızda. Mustafa, neden düştüğüne dair bir bilgimiz var mı? Uçağın içinde kaç kişi vardı? Seni dinleyelim. Yangın Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düşmüş. Senin de söylediğin gibi bölgeye şu anda çok sayıda arama kurtarma ekibi de sevk edildi. Yangın Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Şu anda da bunu belirtmek isterim. Telefonumuz burada zaman zaman çekmiyor. Şimdiden bununla alakalı özür dileriz. Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine de bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken söndürme çalışmalarına da havadan destek verildi. Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye şu anda çok sayıda arama kurtarma ekibi de sevk edildi. Olayla ilgili şu anda çalışmalar hızıyla sürüyor. Bu uçağın Antalya'daki yangınlara da müdahale ettiğini öğrenmiştik. Elimizde bu bilgi de var. Bu alanı belirtmek gerekirse dağlık ve yüksek taşların olduğu bir alan. Araçla gitmek çok zor. Yüksek alan, yerleşim yerinin olmadığı, ağaçların ormanlık alanın çok fazla olduğu bir alan diye belirtebiliriz. Ki Mustafa Kanlı aktardı. Rusya'dan kiralanan bir yangın söndürme uçağıydı. Antalya'daki yangınlara müdahale etmişti. Ardından Kahramanmaraş'ta ormanlık bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye gelmişti. İçinde 7 kişinin olduğunu biliyoruz. 5 yabancı, 2 Türk ve su almıştı. Yangına müdahale edeceği sırada kayalık bir noktaya çarptı ve düştü. Arama kurtarma ekipleri bölgeye doğru hareket halinde. Konuya dair son bilgileri de bu şekilde özetlemiş olalım.